Demet Hanım için efendim alkışlar. Gümüşlükten kalktılar, geldiler. Bizi ne kadar mutlu ettiler. Gördünüz mü Bahar Hanım'ın başına gelenleri? Evet, şanssızlık. Gayet de iyi bildiği kelimelerdi. Vavela'yı bildik de ne yazık ki amnezde takıldık, mahrumda takıldık. Oluyor bazen. Dediğiniz gibi ümit ediyorum ki siz yaşamazsınız onları. Yani bildiği kelimede takılmak zannediyorum biraz daha sıkıntı yaratır bünyede. Evet. Şu 14'lünün 14'ü birden akıp gitsin. İnşallah. Hak ettiğiniz sonuca ulaşın. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? Lütfen. Hadi buyurun. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse? Elçi. Sefir, elçi. Gayet güzel. Bu seferki Arapça kökenlidir ama yaygın kullanılır dilimizde. Çok dert çıkartmaz, merak etmeyin. Diyor ki bağışlanmış, affedilmiş. Bu güzel. Ayrıcalık tanınmış anlamında da kullanılıyor sözcük. Beni bu işten affedin, beni bu işten nokta nokta tutun. Azat. Olmadı. Bir harf istediniz galiba. Lütfen, evet. İstediler efendim. Mesela ben beden derslerine girmiyorum. Muaf. Çok güzel. Çok güzel. Beş harfidir, tek kelimedir. Hazır beden demişken. Buyurun efendim. Beden ağırlığıyla göğüs ve kol kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. En bilinen, en yaygın kullanılan göğüs ve kas çalıştıran egzersizdir. Şınav. Hangisi o? Şınav. Hangisi? Şınav. Ne yapmak lazım? Şınav. Durdurmak lazım ki süre akıp gitmesin. Bitiyor efendim beş harfi cevaplarınız da ne kadar da kısa bir soruyla. Buyurun dördüncü soruya. Erzak odası. Kiler. Kiler. Çok güzel. Bir tane bir tarif aldık. Dört soruya hızla cevap verdik. Aynen böyle başlamıştık Bahar Hanım'la. Siz biraz daha sürenizi savruk kullanıyorsunuz. Sonunuz belli benzemesin efendim. Buyurun yeni soruya. Altı harfli cevaplar. Aman bu biraz zorca. Sabır sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Hani bu soruyla ilgili size bir örnek vermiştim. Az mı kullanılıyor? Yani mesela refah sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı gönenç. Ay harf alayım demeye çalıştım, pardon. Bu arada durdurdunuz ama. Bir harf istedik. Hadi pratik zekanıza kurban. Bakın çok da güzel ipucu verdim. Direnç? Direnç değil. Direnç değil. Direnç değil. Sabır. Direnmekten çok nedir sabır? Direnmekte çünkü siz de itersiniz. Sabır daha çok... Durmak. Yani bütün o kötü şeylere... Dövüşmek. Direnç gibi bir şey aradığımız ama... Dayanç, dayanıyor. Zor soruydu. Yani neredeyse Vavela kadar zor soruydu. Kabul etmek lazım. D geldikten sonra bir heveslenmiştim ama... Halen 8600'e ulaşabiliriz. Tamam. Bozmayın moralinizi. Yüzünüzden silinsin o ifade. Tamam. Buyurun yeni soruya. Güzel. Hiç merak etmeyin. Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para o hizmet için. Bahşiş. Bahşiştir ve 600 puan kazandırır. Tamam. Bakın şu sabır dayan sorusu gibi ama çok daha kolay. Bir görelim. Teminat. Türkçe kökenli karşılığı? Garanti değil, Türkçe Fransızca değil, garanti. Evet. Ben size ne veriyorum? Kefalet, ön ödeme, iki kelime mi? Tek kelime, tek kelime. Yani mesela sizi temin ederim. Lütfen bana... Güvenlik. Ha gayret! Yedi harfli mi? Güvenlik değil mi? Güvenlik sekiz harfli. Kökü buldunuz, teminat. Ne vermek? Güvence. Güvence. Tamam. 2 dakika 17 saniye var elimizde. 2 dakikadan daha kısa sürede ilk 7 soruyu hallettik. Geri kalanı da arzu ettiğimiz şekilde ilerlerse 8600. Kötü mü Demet Hanım? Yok. Buyurun gelsin yenisi. Sonunda 2 ile birlikte 7 harfli. Aralarında çelişki bulunmayan
her bakımdan uyumlu. Bu anlamda bir sözcük. Ama şimdi böyle sorunca sanki kişilerden bahsediyormuş gibi. Hayır. Bir kişinin sözlerinden bahsediyor diyelim. Harf alayım. Sözlerinde çelişki bulunmayan. Tutarlı. Nedir efendim? Tutarlı. Tutarlıdır. Gayet güzel. Gayet güzel. 2, 8, 2, 9, 2, 10 harfi cevap kaldı. Buyurun 8 harfleri. Diyor ki mecazen, esas, temel bu anlamlara gelir ve bir söz dizisidir. Ana, esas, iki kelime mi? İki kelime. Esas, öge. Temel öge. Has eleman. Gibi bir şey. Öz eleman. Mesela protein için amino yapı asitler. Taşı. Nedir? Yapı taşı. Yapı taşıdır efendim. İyi. Daha da iyi olacağız. Buyurun geliyor yenisi. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi. Basit düşünün ne olur. Sevgi tek kelime mi? Akrabalarımızın hepsini seviyormuş. Hayır. Tek kelime. Bağlılık. Bağ var soruda. Harf alayım. Hani sorarlar sizin nokta nokta dereceniz nedir? Yakınlık. Yakınlık. 2, 9, 2, 10 harfi cevap kaldı. Bir dakikadan fazlası var elimizde. Yeter de artar. Yani harf almak yerine süreyi kullanalım bence. Siz bilirsiniz. Buyurun geçiyorum ilk 9 harfli cevabınıza ki iki kelimeden oluşmakta. Diyor ki sürekli kötü şeylerden söz eden ve konuşmalarıyla uğursuzluk getireceği düşünülen. Betli bir şey mi? Bet. Lanetli sürekli. İnsan. İki kelime. İki kelime. Sürekli kötü şeylerden söz ediyor. Negatif Türkçe mi? Türkçe'de kökeni değişik. İki kelime unutmayın. Konuşmalarıyla uğursuzluk getireceğine inanılıyor. Konuşma böyle. Sen zaten şöylesin. Uğursuz. Şom ağızlı. Nedir? Şom ağızlı. Harf almadılar ne de güzel yaptılar. Hadi bir daha deneyin. Hadi bir daha yapın onu. Bence biliyorsunuz bu aygıtın, bu cihazın batı kökenli adını. Umarım. Türkçe karşılığını sorunun içerisinde vereceğiz. Yaygın duyulan, yazılan ve söylenen budur aslında. Bu 9 harflisidir. Bir bakın. Efendim Türkçe karşılığı deprem yazar. Sismograf. Sizi tebrik ederim. Tamam. Şimdi yine Arapça kökenli bir tabir vereceğim. Onu bana yine Türkçe'ye çevireceksiniz. Umarım. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor efendim aradığımız şey. Müşerref olmak. Bu tabirin karşılıklarından biri. İki kelime. İki kelime. Memnun olmak. Hayır. Mutlu olmak. Hayır. Olmak mı? Değil. Etmek. Şimdi böyle yapacağımızda mesela müşerrefe baksak. Şeref. Şeref. Haysiyet. Ne zaman kullanılır müşerref olmak? Tanışınca. Güzel. Sizin memnun, mutlu. Daha yüksek. Şeref var işin içerisinde. Yani memnuniyetin ötesinde. Sizinle tanıştım ve bu bana şeref verdi. Bu bana ne verdi? Onur duymak. Onur duymak. 1000 puan değerindedir. Bu da son sorudur, son cevaptır. Aman dikkat edelim, iki kelimeden oluşuyor, 10 harfli, akla birden fazla cevap getirebilir. Ne olursunuz dikkatli olun. Beyazın kırık bir tonuna verilen addır. Tek kelime mi? İki kelime. Kırık beyaz. Hayır. Bej. Harf istediler galiba. Harf istedim. Harf Ay istediler. Yanlış bastım. Bir şey olmaz. 3 saniye kalmıştı, iyi yaptınız. İki kelimeden oluşuyor. İlk kelimenin ortasında belli ki M var. Krem. Krem olsaydı. Bir şey rengi mi? Çok güzel. Onu buldunuz. Demek ki 5 harfli bir şey arıyoruz artık. Damla rengi. Efendim? Damla rengi. Damla rengi değil. Ekru gibi bu. Ekruya benzer bir şey. Krema rengi, kaymak rengi. Hayır. Hayır, lütfen bilmek istiyorum. Ne rengi? Ortada bir M harfi var. B harfli. Yumra rengi. Yumra mı? Kamra. Kemik rengine ya.
Haydi. 3 saniye kalmıştı. O arada tokatı indirdik. Kafam karıştı. Harf alırken mi basıyorduk, söyleyince mi basıyorduk? Ne yapacağız o zaman? Bahar Hanım'la birlikte tekrar geleceksiniz. Tamam. Bahara gel. Bahar oldu zaten. Yaza gel. Tamam. Gümüşlüğü nasıl bırakıp geleceksiniz yazın? Yazın daha kolay olur bırakıp gelmek. Öyle mi? Evet, kalabalık şimdi oluyor zaten. Evet, o yüzden. Biz hep hak veriyoruz efendim. Yaz kış buradayız. Bir de koca alkış. Teşekkürler.